Burada Hayat Var'dan herkese mutlu hafta sonları. Bugün Anadolu'nun Avrupa'sı Eskişehir sohbeti yapacağız. Konuklarım cesur, girişimci, mücadeleci, örnek bir kadın. CHP Eskişehir Milletvekili Profesör Doktor Sayın Gaye Usluer. Ve on parmağında on marifet, romancı, şarkıcı, şarkı yazarı. Sevgili Tuna Kiremitçi, hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Teşekkürler. Nasılsınız? Sağ olun, çok İyi teşekkürler. İstanbul çok güzel. İstanbul, Eskişehir'den güzel. Daha mı güzel? Değil. Değil mi? Değil. Eskişehir benim doğup büyüdüğüm şehir. Hayatımı geçirdiğim, en güzel günlerimi, en acı günlerimi geçirdiğim bir şehir. Onun için hiçbir şehir, dünyanın hiçbir yeri Eskişehir'den daha güzel olamaz. Ama İstanbul'u da seviyorum. Çünkü iki kızım burada yaşıyor. İstanbul benim için ikinci bir ev demek aslında. Ne güzel. Şimdi Eskişehir'e geri döndüğünüzde ben Eskişehir'i böyle sunarken siz de dediniz ya hani güzel günlerim, acı günlerim geçti. Hı hı. Şöyle gözünüzün önünden neler geldi geçti geçmişe dair? Çocukluk, aile. Tabii Eskişehir deyince hemen doğup büyüdüğüm ilk ev, ilk sokak. Biraz önce sevgili Tuna Kiremitçi ile de paylaştık. Aslında komşuymuşuz bir anlamda. Evet. Eskişehir'de bir su vardır, Porsuk çayı. Çayı. Ve Porsuk'un olduğu alan Yalaman Adası diye geçerdi eskiden. Bizim evimiz tam da oradaydı. Sevgili Tuna Kiremitçi'nin evi de öbür tarafında. Ve siz hiç görüşmemişsiniz, bu programda bir araya geldiniz. Öyle mi? Biraz yaş farkı da var tabii ki. Belki görüşmüşüzdür. Belki de karşılaşmışızdır. Evet. Bir yerlerde birlikte olmuşuzdur. Tabii Eskişehir deyince o doğup büyüdüğüm yerler, okuduğum okullar, çokça arkadaşım, aile büyüklerim, işte anneannem, dedem. Ben biraz böyle anneanneli dedeli büyüyen bir çocukluk geçirdim. Onlarla olan anılarım. Sonra yitirdiklerimiz, yeni kazandıklarımız. Dolayısıyla Eskişehir gerçekten benim için çokça zenginliğin olduğu, çokça duygunun biriktiği, varlığım, her şey. Tunacığım, sen dedim ki hani birçok şeyini anlatmak istedim. Yani bir koltukta kaç karpuz var? Ben sunarken işte dedim ki yazar dedim, şair dedim. Evet. Söz yazarı dedim. Başka unuttuğum neler bir var? Öğretim görevlisiyim Mimar Sinan Sinema Televizyonu. Tamam, şimdi başlıyoruz. Tuna Kiremitçi öğretim görevlisi Mimar Sinan'da. Evet, benim saymadıklarım senin. Aslında yani yazar karpuzu altında, yani yazar başlığı altında toplayabiliriz hepsini. Çünkü roman yazıyorum, köşe yazısı yazıyorum, şiir, şarkı sözü yazıyorum, senaryo yazıyorum. Yani bütün bunlar aslında bir kağıt ve bir kalemle yapılan işler. Dolayısıyla hepsi yazarlık başlığı altında toplanabilirler. Geçenlerde oğlum da sordu aynı soruyu. Baba dedi, arkadaşlarım baban ne iş yapıyor diye sorarlarsa ne cevap vereceğim ben? Çünkü çocuk bir görüyor, ben gitar çalıyorum. Bir görüyor, kısa film çekiyorum. Bir görüyor işte roman yazıyorum falan. O, babam yazardır diyebilirsin dedim. Yani çünkü hepsi yazmakla ilgili şeyler. Yazıya karşı küçüklüğümden beri çok fazla bir ilgim oldu benim. Ta Eskişehir yıllarından beri. Ve hepsi de yazıdan türemiş işler oldular bunların. Ve bir kağıtla ve bir kalemle, sadece bir kağıt ve bir kalemle bu kadar çok şeyin yapılabilmesi bana büyüleyici geliyor gerçekten. Hakikaten büyüleyici. Çok küçük ama, imkanlarla büyük şeyler yapılabilme alanı çünkü. Ne güzel. Peki böyle hayalinde hani biliyorum futbol, kaleci. Yani eski kalecilerden kim kaldı desek? Tuna mı kaldı derler? Eskişehir'de ne derler bize? Evet, Eskişehir'de Gökdemir Apartmanı'nın arkasında şimdi parka dönüştürülmüş olan alanda bizim arsamız vardı. Orada mahalle maçlarımızı yapardık. Adalar takımıyla da bizim aramızda çok sıkı bir rekabet vardı o zaman. Orada ben de mahalle takımının kalecisiydim. Sonra ben ilkokuldan sonra yatılı geldim İstanbul'a. Yani benim çocukluğum aslında Eskişehir. Çocukluk eşittir Eskişehir. Peki, benim buraya için. Buraya geldiğinde İstanbul'a böyle bir gurbetlik falan neye çok özlüyordun oraya ait? Yani ben İstanbul'a alışamadım ya. Yani İstanbul'a hala bile alışabilmiş değilim aslına bakarsan. Peki o zaman en çok neyi arıyordun, neyi özlüyordun? Böyle neyin kokusu burnundaydı? Anne kokusu mu? Porsuk çayının kokusu mu? Tabii yani aileden küçük yaşta ayrı kalmış olmak buruk bir şey. Gerçi Galatasaray'a geldim ben ve Galatasaray'da aile gibi bir yerdir. Yani insanı sahip çıkar, içine çeker ve benimser. Yani onun içerisinde akrabalığa benzer ilişkiler kurdurtur ve yalnız hissettirmez. Ama İstanbul'un havasına alışamadım ben en çok. Yani Eskişehir'in o şey havası, kuru, soğuk ama sağlıklı havası. Bir tek Bulgaristan'da aynı havayı bulabildim.
Yani o yüzden çok benzetiyorum ben. Yani ikisi de memleketim olduğu için herhalde. Sofya'ya ya da Filibe'ye gittiğim zaman ki Filibe Eskişehir'e çok benzer. Yani Bulgaristan'ın eski şehridir aslında. En güzel şehridir ve kültür sanat şehridir aynı zamanda. Gittiğim zaman geceleri aynı havayı, aynı temiz ve serin havayı teneffüs edebilmekten dolayı kendimi o zaman sanki çocukluğuma ait bir şeymiş gibi geliyor bana. Çok iyi ve evimde hissediyorum. Yani rutubet pek sevdiğim bir şey değil ve ilk İstanbul'a geldiğim andan itibaren de yadırgadığım bir şey oldu. Pek deniz insanı değilim ben. Kara insanı, Eskişehir. Kara insanı. Ve şimdi ben Eskişehir'e zaten utanarak söylüyorum ki gitmedim ve bilmiyorum ama etrafımda herkesin böyle bir tatilde özel program yapıp gittiği, yani turistik geziler yapıldığı bir yer olduğunu biliyorum, görüyorum etrafımda. Şimdi ben gitmeye karar versem, ne zaman gideyim, orada neler yapayım? Mesela neyi yapmadan dönmeyeyim ki Eskişehir'in hakkını vermiş olayım? Bir kere hangi mevsimde gideyim? Başlayalım şimdi, şöyle bana bir program yapalım. Bence Mayıs'tan önce gelmeyin derim. Neden? Çünkü Eskişehir soğuk. Karasal iklim, soğuk. Kışın karı bol olur. Karın topraktan kalkmadığı sürenin uzun olduğu şehirlerden. Dolayısıyla soğukta sokağa çıkmak pek iyi olmaz. Ama kışın geldiğinizde Eskişehir'de tiyatroları izleyebilirsiniz. Hı hı. Eskişehir'in yerel tiyatroları var birkaç tane. Bunları düzenli bir şekilde izleyebilirsiniz. Hı hı. Her hafta sonu klasik müzik dinleyebilirsiniz. Senfoninin konserlerine gidebilirsiniz. Ya da gidebiliriz birlikte. Beraber gidebiliriz. Diyelim. Şimdi tabii. Kışın gelirsek müzelere, kültür sanata verelim müzelere, kendimizi. Müzelere gidebiliriz. Biliyorsunuz 1999'dan beri hocam Sayın Profesör Doktor Yılmaz Büyükerşen, Büyükşehir Belediye Başkanımız. Hı hı. Ve ondan sonra Eskişehir'de gerçekten çok şey değişti. Hoca bir marka ve bir marka şehir yarattı. Yarattı, doğru. Bu gerçekten. Bu marka şehir bugün evleriyle, burada Odunpazarı evlerini aslında Lületaşı'ndan maketini görüyoruz. Evet. Eski eski şehirdir Odunpazarı ve Odunpazarı'nda eski eski şehir evleri restore edildi. Bunların bir kısmı küçük butik oteller oldu, bir kısmı küçük işletmeler hı-hı halinde kiraya verildi. Müzeler açıldı. Hı-hı. Madame Tussauds'un bir benzeri Eskişehir'de bizzat süper hocam sayesinde, hocamın elleriyle şekillenerek açıldı. Ama yaz aylarında gelirseniz gondolda Porsuk Çayı'nda gezebilirsiniz. Bence yaz ayları da çok güzel değil mi? Yapay, hem de serin serin olur ki, böyle bir, terlemeden. Bir plaj, yapay bir plajımız, süper. Büyük parklarımız, ve deniz ulaşımı var. Yani kara şehrin içinde deniz ulaşımı var değil mi? Evet. Denizi getirdiniz yani oraya. Porsuk Çayı üzerinde duraklar var gerçekten de. Kesinlikle, yani evet, işten eve gitmek için çayın üzerinde deniz ulaşımı yapabiliyorsunuz. O daha da uzatılacak. Bizim çocukluğumuzda Porsuk tabii şehrin bir simgesiydi ama kontrolsüz bir suydu. Hı hı. Zaman zaman taşar ki Kızılcıklı sizin yaşadığınız yer ve benim yaşadığım yer etkilenirdi. Biz sokağa çıkamazdık, arabalarla ekmekler dağıtılırdı ama bugün tabii ki Porsuk kontrollü bir su ve keyif alınan, üzerinde kafelerin olduğu, gençlerin çokça oturduğu, oyunlar hı hı oynadığı, kitaplar okuduğu, keyif aldığı bir alan. Ve gondolda aynı Venedik'teymişçesine gondolda tatlı veya küçük motorlarda bir Amsterdam'da yaşıyormuşçasına seyahat edebilirsiniz Eskişehir'de. Eskişehir'i böyle gezebilirsiniz. O zaman iki mevsim gelelim. Bir kışın gelelim. Kışı kaçırdık. Şimdi biz Mayıs'ta gelelim. Ya da Haziran başı diyelim. Çünkü Haziran'dan sonra da şöyle bir şey var. Şehir çok güzel ama İki üniversitesi var Eskişehir'in. Biri Anadolu Üniversitesi, diğeri Anadolu'nun içinden kopan, 1994'te ayrılan Osman Gazi Üniversitesi. Bu iki üniversite Eskişehir'e 40 binden fazla öğrenci kazandırdı. Dolayısıyla Haziran'a kadar olan süreçte o öğrenci hareketliliği, öğrencilerin aktiviteleri nedeniyle Eskişehir biraz daha cıvıl cıvıl. Gecesi yaşayan bir şehir, gündüzü yaşayan bir şehir. Onun için Haziran bitmeden biz sizi misafir edelim. Tamam, öyle gelelim. Çok güzel oldu bu program. Fakat hani ne yiyelim ne içelim? Bu çekme helva mı? Nesi var Eskişehir'in mutfağına girsek neler buluruz mutfağında, Eskişehir mutfağında? Şimdi Eskişehir... Ya da sizin evinizde mesela ne pişiyor? Biz bir Eskişehirli'nin kapısını çaldık. Şimdi Eskişehir 3 önemli göç almış. Hı hı. Kırım Tatarları, Balkan göçmenleri ve Kafkasya'dan gelen. Yani gerçekten esas olarak mutfak nedir dediğimizde bu üç önemli göçün
mutfak izlerini Eskişehir'de görebiliriz. Şimdi Eskişehir'e gelince ne yiyelim denildiğinde çiğ börek yiyelim. Çiğ börek bir Tatar böreğidir. Çoğu zaman çiğ börek diye kullanılırsa da aslında Tatarlar çiğ börek derler. Çiğ börek diyelim değil mi? Bugün Eskişehir'de çokça çiğ börek yapan Tatarlar var. Ve Eskişehir'e gelip çiğ börek yemeden gitmeyin deriz. Eskişehir'in helvası meşhurdur. Bunlardan bu helva birisi mı? Met helva. Evet. Bunun yanında nuga helvası da meşhurdur. Ama Tuna Bey de bilir, Eskişehir'in simidi meşhurdur. Evet. Haşhaşlı ekmeği meşhurdur. Simit ne farkı vardır mesela bizim buralarda yediğimiz simitten? Farklı bir şey midir? Farklıdır. Yani aslında Türkiye'nin her yerinde simit farklıdır ki siz İzmir'de yaşıyorsunuz. Evet, bizde gevrektir. Gevrektir sizde. Gevrektir, evet. Sizde çekirdek çiğdemdir. Sizde var mıdır öyle şeyler Eskişehir'de? Çiğ börek çiğ börektir. Çiğ börektir. Sadece. Simidimiz farklıdır. Eskişehir simidi Ankara'dan, İstanbul'dan, İzmir'den farklıdır. Eskişehir'e özeldir. Ama Eskişehir'e gelince mutlaka çiğ börek yiyelim. Yine Tatar börekleri vardır. Eskişehir'in Afyon'a bağlı olmakla birlikte Emirdağlılar Eskişehir'de önemli yerleşim bulan hemşehrilerimiz. Onların özel ağzı açık, bükme gibi özel börekleri vardır. Sivrihisar'ın kelam dolması. Böreğe doyalım o zaman orada değil mi? Sivrihisar'ın kelam dolması vardır. O da küçük lahanadan yapılan son derece küçük bir dolma. Bunlar Eskişehir'in özel yalnız yemekleri. Yalnız Tuna burada sustu, hiç mutfakla alakası yok. Ya bir hanım daha güzel anlatıyor tabii konuyu. Öyle mi? Yani senin hiç ilgin yok mudur mutfakla? Mutfakla ortalama bir erkek kadar vardır. Yani öyle çok derin bir ilişki içerisinde değil mutfakta. Peki sen gittiğinde Eskişehir'e böyle koşarak nereye dalıyorsun? Hemen börekçilere mi dalıyorsun? Yok hayır, yeme içmeye değil. Ben gündelik hayatın içerisine girmeyi daha çok severim gittiğim zaman. Yani istasyonu çok seviyorum mesela ben Eskişehir'de. Yani orada çok anımız var tabii. Zaten nasıl bir anın var mesela istasyonda? Bize bir tanesini anlat desek. Hüzünlü bir anı. İstasyon deyince böyle hep hüzün geliyor değil mi insanın gözünün önüne? Böyle bir Eskişehir ayrılık falan. Eskişehir istasyonu güzel bir istasyondur. Mesela İstanbul'dan Ankara'ya eskiden mavi trenlerle, Fatih Ekspresleriyle gidilirken gecenin bir saatinde eğer uyuyakalmışsanız trenin içerisinde bu haşhaşlı çörek satanların ve ayran satanların sesleriyle uyanırdınız. Geldik diye falan evet, böyle. Evet, onlar simit satanların sesleriyle uyanırsınız. Başınızı kaldırır bakarsınız, ha evet Eskişehir'deyiz dersiniz ondan sonra. Orada inenler binenler olur. O istasyonda çok ayrılık, çok kavuşma hepimiz yaşamışızdır. Ben 2009 yılında bir uzun metrajlı film çektim. Eskişehir'de çektim onu da. Hatta Yılmaz Büyükyaşam hocamız çok yardımcı oldu. Yani kendi gözümden, kendi çocukluğumun ve şimdiki zamanın Eskişehir'ini biraz yansıtmaya çalıştım. Ki sahnelerin çoğunu da istasyonda çektik esasında. Ahmet Mümtaz Taylan ve Menis Birkan'la beraber. Eskişehir zaten hocam daha iyi bilir. Yılmaz hocadan önce aslında haritayı yerleştiren belli başlı şeylerden biri bir istasyon demir yolları kavşağında yer alıyor olması. Trenler yani. Hava kuvvetleri. Yani hava kuvvetlerinin en önemli üslerinden biri olması ki ben de dünyaya girişimi hava kuvvetlerine borçluyum aslında. Yani babam askerlik yapıyor. Annemin babası da komutan orada çünkü. Ondan sonra da Eskişehir Spor. Tabii ki. Yani Eskişehir Spor'un Anadolu'dan çıkıp işte üç büyüklere kafa tutan Trabzonspor'dan önce aslında bu iddiayı gündeme getiren ilk takım oluşu. Bunlar tabii bizim çocukluğumuzda belli başlı Eskişehir markaları olan şeylerdi. Trenler sürekli jetler. Mesela Eskişehir'de bir söz vardır. Tependen jet geçti. Soracaktım evet onu. Evet yani zaten film çekmek Eskişehir'de o yüzden zor. Aslında çok kolay çünkü bütün şehir çok yardımcı oluyor filmi çekenler ama sürekli jet geçtiği için sesli film çekmek biraz zor. Bir de der ki Eskişehirliler jet geçtiği zaman başını kaldırıp bakıyorsa birisi o Eskişehirli değil demektir. Bakmayacaksın. O zaten doğaldır. Eskişehirliler duymaz bile onu. Eskişehirliler duymaz. Mesela Eskişehir'e dışarıdan gelen sabah erken uyandık o sesler ne nasıl uyuyorsunuz derler. Evet. Biz hiç duymayız çünkü öyle büyüdük. Olmuş. Öyle büyüdük. Ama ne oluyor falan diye birisi yapıyorsa o dışarıdan gelmiş biridir. Yani aman ona dikkat edelim o zaman. Bir Eskişehirli gibi gezmek için hiç sesimesi aldırmadan bazen öyle şey oluyor. Dolanalım. Hava kuvvetlerindeki çocuklar da tabii pilot olanlar da genç delikanlı çocuklar. Bazen bunlardan bir iki tanesi şehirden kızlara gönül verirler. Öyle hikayeler öyle vardır. Ve kızı etkilemek için alçaktan uçup onun oturduğu evin üstünden geçme talimleri yapan bazı havalı pilotlar vardı biz küçükken. Onlar tabii küçük çaplı paniklere yol açarlar mahallelerde. Çünkü onlar bir flört vardır arada. Bak ben geçiyorum selam olsun diyerek herkes oradan geçerler. Herkes de anlar zaten onu değil mi? Ama jet geçiyor yani sonuçta evin üstünden. Hani dışarıdan bakınca çok heyecanlı bir görüntü ama Eskişehir'de alışkındır insanlar böyle şeylere. Şimdi kısa bir ara verelim. Sonra Eskişehir'e geldik, gezdik, yedik, içtik ama hani dostlar da bizden bir şeyler bekliyorlar. Ne alalım onları konuşalım. Tamam. Kısa bir ara.
Şimdi bana çok güzel Eskişehir evleri getirdiniz, helva getirdiniz, çikolatalar getirdiniz çok güzel. Memleketinizde yapılıyor bol bol şekerlemeler, çikolatalar süper. Ama tabii bir yazar geldi, o da bir kitap getirdi bana. Evet, ben evet. Bana getirdin değil mi? Tabii size Gaye getirdim. Hanım'ın mı benim mi kitap, kimin? Ben de şimdi biraz ağlamalı bir duruma geldim. Benim biraz, kitabım yok bir diye. Bir ay sizde kalsın, bir ay bende kalsın. Gaye Hanım'a yok, takdim edelim isterseniz alalım. O çünkü o da misafir yani sonuçta. Tamam bizim öyle yapalım. Yok, biz ben de Aynur Hanım'a da bir bakalım şu güzel mesela. Kitabı evet, paylaşamıyoruz. Şimdi, biz, evet bu kitabı paylaşmak. Böyle paylaşılamayan bir roman yazdım yani. Kim kendi seven ağlamaz. Kendi seven ağlamaz. Ne anlatıyor efendim? Bu kitap sosyal bize? Sosyal içerikli bir aşk romanı diyebiliriz. Bir çocuk yıldızı var, sitare kahramanımız. Fakat büyümüş yani. Evet. Yolun yarısına gelmiş ve büyüdüğü zaman unutulmuş ve yalnız bir kadına dönüşmüş ki çocuk yıldızların kaderleri biraz böyle hüzünlü olur büyüdükleri zaman. Hayatı boyunca gerçek aşkı aramış ama bulamamış. Günün birinde doğudaki uzak bir şehirde çekilen bir diziden küçük bir rol teklifi alıyor ve istemeye istemeye oraya gidiyor. Biraz da hayatın köşeye sıkıştırması sonucunda. Ve gittiği o yerde hayatı boyunca arayıp durduğu bu gerçek aşkı buluyor. Ama anlıyor ki gerçek aşk dediği şey aslında hiç onun tahmin ettiği gibi bir şey değilmiş. Neymiş? Çok da onun tahminlerinin ötesinde ancak ayrı dünyalar arasında yaşanabilen bir şeymiş. Ve bu yüzden de bunun bedeli varmış. Bakalım Stare bu bedeli ödeyebilecek ve gerçek aşka sahip çıkabilecek mi? Yoksa korku kaçabilecek mi? Bu dizilerde hep seyredip hayran olduğumuz aşklar vardır ya. Onlar gerçek hayatta bizim karşımıza çıksa acaba çok mu güzel olur yoksa korkup kaçar mıyız? Aslında kitabın sorularından bir tanesi bu. Ben ilk romanımı Eskişehir böyle filmlerdeki romanıdır. Aşklar olduğunda korkup kaçar mıyız peki i̇şte sana sorusu göre? Sorusu o kitabın zaten. Hayır ben burada sormak istiyorum sana göre, Tuna Kiremitçi'ye göre. Şimdi kitaptaki şöyle, kahramana sormak çünkü istemiyorum. Çünkü filmlerde seyrettiğimiz aşklar hep imkansızlıklar içeren ve bedel ödeten aşklardır insanlara. Bunları hikaye olarak seyretmek zevklidir. Bizi hüzünlendirir, bazen neşelendirir, kaygılandırır, mutlu ya da mutsuz sona göre bir tatmin sağlar bize yani. Fakat bunu yaşamak zordur ve acılıdır. Yani Stare'de bir eski çocuk yıldızı ve şimdi bir dizi oyuncusu olarak bunları çok canlandırmış. Ama gerçek hayatta karşısına çıktığı zaman ne yapacağını şaşırıyor ve bir takım bıçak kemiğe dayandığı için kritik kararlar vermek zorunda kalıyor. Çünkü yaşadığı aşk ayrı dünyadan biriyle yaşadığı bir aşk. Ve bence gerçek aşk da ancak ayrı dünyadan insanlar arasında yaşanabilir. Aa, ilk defa böyle çünkü, bir şey duydum. Öyle bir şey bak. Evet. Ayrı dünyalardan olursan gerçek ve böyle aşk olduğu için de imkansızdır. Ve bu çelişki hem bana çok hazin hem de aynı zamanda çok ilginç ve yazılmaya da değer hemen geldi. Hemen okuyalım. O bunu size bu verelim yazdım. Bu kitabı. Ben de alayım sonra Tuna bana evet, imzalasın. Benim sana da şeyim olsun, borcum sözüm olsun. Biraz tamam. Ayıp oldu ama benim bunu yok anladım. Hayır hayır. Benim olur mu siz misafirsiniz size peki, verelim. İlk beni romancı yapan, yani ismini duyurmamı sağlayan 2002 tarihli Git Kendini Çok Sevdirmeden de bir Eskişehir romanıdır. Orada tren de var. Tren de var. Evet, tamamen Eskişehir dokusunda geçen bir romandır. Ve aslında Türk Edebiyatı'nda Eskişehir hakkında yazılan belki de Adalet Ağoğlu'nun 3-5 kişisi ve Yakup Kadri'nin bazı hikayelerinden sonra ilk romanları da denilebilir demişlerdir. O zaman yani, onu da okuyarak gidelim değil mi? Eskişehir'e gitmeden önce o... Git Kendini Çok Sevdirmeden okuyup Eskişehir'i merak ettim ve gittim gördüm çok güzelmiş diyen çok okurla karşılaştım ben hayatımda. Evet, ne güzel. Onu kendi seven ağlamaz da son romanım. Onu okuyanlar olursa eline, da kalemine hayır sağlık. Demem. Teşekkür ederim, sağ ol. Ağzınıza sağlık, ayaklarınıza biz sağlık. Biz teşekkür çok ediyoruz. Çok teşekkür ediyorum. Programın için. Sonuna geldik. Sizi de davet zamanlar ediyoruz. Çabuk geçiyor. Sizi de Eskişehir'e davet geleceğim, ediyoruz. Mayıs'ta evet. Geleceğim, Mayıs'ta geleceğim. Mayıs'ta geleceğim. Adalarda kitabı da... görüşmek üzere. Aynen. Tuna Bey'i de alıyoruz. Tuna Bey'i de alıyoruz. Hep beraber Eskişehirlilerle çiğ börekler yiyoruz, lüle taşları alıyoruz. Parklarda geziyoruz. Parklarda geziyoruz, gondola biniyoruz. Değil mi? Ne gerekiyorsa hepsine. Gereken hep her birlikte. Şeyi yapıyoruz. Ama şöyle hani bir konuşmadıklarımız da vardır, unuttuklarımız. Eskişehirlilerin gönlü kalmasın. Ben yine de şöyle bir özet yapayım. Hem konuştuklarımız çok özet olsun. Hem de unuttuklarımızı da bir hatırlayalım. Eskişehir'e gittiğinizde Frik Vadisi'ni, Seyit Battal Gazi Türbesi'ni, Nasrettin Hoca evini, Sazova Bilim Parkı'nı, Balmumu Heykel Müzesi'ni devrim arabalarını görmeden, Porsuk Çayı'nda gondol sefası yapmadan, Kent Park'ta yüzmeden, adaları, odun pazarını keşfetmeden, eşe dosta lüle taşı almadan, çiğ börek, balaban, met helvası, Sivrihisar baklavası, Eskişehir simidi, haşhaşlı çörek yemeden, boza, kalabak suyu, sifon limonata içmeden, SS maçına gitmeden ve Eskişehir garında kente veda etmeden Eskişehir'den dönmeyin. Haftaya görüşünceye kadar hoşça kalın.